Haftalardır dünyanın gündemindeler. Binlerce Orta Amerikalı ABD'ye ulaşmak için yürüyor. Tek arzuları daha iyi şartlarda yaşayabilmek. Meksika'ya ulaşan binlerce göçmen hayatlarını riske atıyor. Bulabildikleri tırlara yüzlerce kişi biniyorlar. Hatta küçük araçların bagajlarına sıkışıyorlar. Trump yönetimi ise göçmenlere karşı sert tutumundan vazgeçmiş değil. Meksika sınırına askeri ekipman ve araçların sevkiyatı sürüyor. Bunun yanında ABD'deki silahlı milis gruplarının da Meksika sınırına gitmeye hazırlandıkları iddia edildi. Washington Post gazetesinin haberine göre Trump destekçisi milisler Orta Amerikalıları engellemek için güney sınırına gidecek. Göçmen kervanındaki 6'sı çocuk 12 kişi ise ABD başkanına dava açmaya hazırlanıyor. Trump'ı ABD anayasasının 5. ek maddesi olan temel insan hakları yasasını ihlal etmekle suçluyorlar. Göçmenler bu yasaya göre güvenilir iltica talebinde bulunurlarsa ülkeye girmeleri engellenemez. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Kongre ara seçimlerine gidiyor. Ülkede erken oy kullananların sayısı 23 milyona ulaştı. Kıran kırana geçmesi beklenen seçimler için neredeyse her şehirde miting düzenleniyor. ABD eski başbakanı Barack Obama da Trump'a karşı meydanlarda yerini aldı. Trump'ın korku tellallığı yaptığını söyleyen Obama, Demokrat Parti için oy istiyor. Ancak Obama'nın söylemlerine ve sınırda yaşanan mülteci dramına rağmen Trump'ın oyları artıyor. Anketlere göre Cumhuriyetçi Parti'nin seçimleri kazanması bekleniyor. Pek çok uzman Trump'ın beyazlar arasında yabancı korkusu yaymasının seçimlerde elini güçlendirdiği görüşünde. Bunu kanıtlayan bir söylem de Trump'ın eski avukatı Michelle Cohen'den geldi. Cohen, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda Trump'ın sık sık ırkçı ifadeler kullandığını açıkladı. Trump'ın özellikle siyahilere yönelik küçük düşürücü söylemlerde bulunduğunu ifade etti. Beyaz Saray'dan Cohen'in iddialarına henüz yanıt gelmedi.